Tişört nasıl? 10 liraya aldım. Eğer siz de Berkay'ın güzel giyinmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizce bugün günlerden ne olacak? Pazartesi. Hayır, bugünden bahsetmiyorum. O kadar pazartesi atlattıktan sonra sonunda bütün özel eşyaları toplamayı başardık. Aynı zamanda bütün görevleri yaptık. Biri hariç. O da tahmin edersiniz ki oyunun ana amacı olan Billy'yi kurtarma görevi. Billy'yi gördüğümde yüzüne s**acağım. Çünkü b**ma bir dakika. Anne, tuvalet kağıdı bitmiş. Dolapta var ya. Anne, battı hep buralar. Müdürün odasındaki halıyı hatırlıyorsunuzdur. Oraya girmenin bir yolun... Bugün buna cevap vermeyeceğim. Ne yapacağımızı merak etsin. Efendim baba, ne oldu? Oyun çekiyorum. Acaba Billy'yi bulup onu kurtarabilecek miyiz? Ben hazır olduğunuzu düşünüyorum. Arkanıza yaslanın ve keyfinize bakın. Merhaba arkadaşlar, eğlence burada başlar. Ben Berkay ve bugün sizlerle beraber devam edeceğimiz oyunun adı Kindergarten. Bu bölümde oyunun gerçek sonunu göreceğiz. Evet, aslında bu Kindergarten'ın final bölümü. Ama üzülmeyin, biliyorum üzüldünüz. Hala toplamamız gereken Monsterm'ın kartları var. Ona bir bölüm ayırsak bütün Monsterm'ın kartları topladıktan sonra bir görev daha açılıyor. Ona da bir bölüm ayırsak hala iki bölümümüz daha var. Oyunu bu denli güzel yapan da bu. Pardon. Ve başlıyoruz. Bakalım bugün günlerden ne? Bir umut işte, insan bekliyor. Final görevini yapabilmemiz için yanımıza almamız gerekenler Billy'nin Nugget'a verdiği gizemli not. Billy bunda ne yazdığını bilmek isteyecekti. Ve bundan önceki bölümde tam olarak burada kalmıştık. Bunu birine okutmam gerekiyor. Bunu yanımıza alalım. Bir de yanımıza 3 dolar alalım. 3 dolara geçmesin ki Bugs ebemizi ve müdürün odasının anahtarı. Yalnız odaya girmeden önce müdürün içeride olmadığından emin olmalıyız. Bunu da yanımıza alıyoruz. Ve bir telefon. Bu hocanın telefonuydu. Bugs bu telefonu hocanın cesedinden almıştı. Ve rehberde okuldaki personellerin numaraları mevcuttu. Bu da işimize yarayabilir. Ne oluyor lan? Şimdi çıkmazsam okula geç kalacağım. Oğlum, her zamanki sorumuzu sormadık lan. Böyle oyun başlangıcı mı olur? Anlaşılan bugün çok acayip bir gün olacak. Her zamanki sorumuzu sordurmadı bize. Hepinizin a**ına koyayım. İçimden geldi. Şimdi bir dakika, nöbetçi öğrencinin sigara ihtiyacı vardı. Alalım çünkü işimize yarayabilir. Monty, sigara ne kadar lan? 1 dolar. Anlaştık balım, alalım hemen. Eğer başımızı belaya sokarsan ben de sana sokarım. Çok açık sözlüsün, bu kadar açık sözlü olma. Şimdi Lily ile konuşalım. Lily bak, bende ne var? Hayır, bu değil. Bende gizemli bir not var. Bu ne? Bu Billy'nin el yazısına benziyor. Bunu nerede buldun? Ne biliyorsun? Nugget bana verdi, sana vermedi. Nugget'ın benden bir şeyler sakladığını biliyordum. Notla ne yazdığını biliyor musun? Ben kardeşim gibi okuyamıyorum. Amık cahili, ben de okuyamıyorum ama. Merak etme, okuyacak birini buluruz. O zaman okuyabilen birini bulmalısın, acele et. Lan salak, ben ne dedim zaten. Tamam, gidiyorum hemen. Bir dakika ya, bunu Monty okuyabilir mi? Hatırladığımız kadarıyla Monty birazcık okuma yazma biliyordu. Hatta hademenin yanlış yazdığını bile görmüştü. Ve sonrasında ölüyordu ama bu başka bir konu. Monty, bu notu benim için okuman gerek. Senin için her şeyi yapmam. Tabii bunu senin için okurum ama bu sana 1 dolara patlar, anlaştık mı? Çok iyi, benim okuma yazma ihtiyacım yok ki. 1 dolar ucuz her b**** sana okutayım. Al sana 1 dolar. Peki şimdi bir bakalım, bu ne b**dan Belius'a b**na koyayım. Notun altında yazan kodla müdürün odasındaki kapağın açılabileceğinden bahsediyor. Peki notun altındaki kod ne? İşte tam da orada Elias'ı daha da kötüleşiyor. Bunu çözmem biraz zaman alacak. Öğle yemeğine kadar halletmiş olurum sanırım. Zaten hep de öyle olur. Tam o kısma gelince okuyamazsınız. Dizilerde, filmlerde, oyunlarda hep böyle. Ama önemli değil. Eğer çözeceksen yemek saatine kadar bekleyebilirim. Lily'yi durumdan haberdar edelim. Notta ne yazıyormuş? Müdürün odasındaki gizli bir kapaktan bahsediyor. Ya bu gizli kapak halının altında olmasın? Büyük ihtimal orası olabilir. Gizli bir kapak demek Billy'yi orada tutuyor olmalı. Oraya girmeliyiz. Billy'yi kurtarmalıyız ama. Ama ne? Müdür fark etmeden odasına girmenin bir yolunu bulmalıyız. Benim bir planım var ama bunun için telefon ve müdürün odasının anahtarı gerekiyor. Ya balım, istediklerinde bir şey mi? Bende telefon var. Şaka yapıyorsun, mükemmel. Şimdi tek ihtiyacımız olan şey müdürün odasının anahtarı. Yalnız anahtar da var bende. Vay canına, ihtiyacım olan her şey sende var. Fazlası da var. O başka zamanın konusu. Şimdi sana planımı anlatabilirim. Anlat bakalım, planın neymiş? Seni müdürün odasına yollamaları gerek ama tek başına. İçeri girdiğinde o kapağı bulman gerek. Evet, mantıklı ama ben tek başıma nasıl müdüre gönderileceğim? Yani müdüre gönderildiğimde birisiyle beraber gidiyoruz. Çünkü kimle dalaştıysam onunla gidiyorum. Ama bir dakika, aklıma bir yol geliyor. Nugget'ın bir şekilde bununla bir bağlantısı olmalı. Bir şekilde bilse de bilmese de senin müdürün odasına gönderebilir. Biraz üstüne gidersen bir şeyler olabilir, bol şans. Tamam, tam olarak ne yapacağımı biliyorum. Nugget'ın üstüne yürüyeceğiz. Ama bile hakkında sorular soracağız. Teşekkürler Lily. Oo, bir şey daha sevişik. Berkay, oyunu düzgün çevirir misin lütfen? Tamam tamam. Lan Lily değil, benim demem gerekiyordu. Tamam tamam. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Berkay. Lan iyice karıştı ya. Oo, bir şey daha. Eğer sana tuhaf bir cihaz verirse ondan kurtulana kadar benimle konuşma. Neden ki ya? Aslında cevabı biliyoruz. Bir de Lily'den duyalım. O bir dinleme cihazı, müdür şüpheli bulduğu herkese bunlardan veriyor. Pes etmeden önce bana bir tane verip haftalarca dinlemişti. Eminim Nugget'ta da bir tane vardır. Dikkatli ol. Evet, o tuhaf cihaz bir dinleme cihazıydı. Eğer söylediklerimizi beğenmezse patlıyordu. Ve oyun alanındaki heykelin gözlerinde de kamera vardı. Tamam, dikkatli olacağım. Şu Nugget'la konuşalım da bizi müdüre yollasın ya. Nugget hoş geldin diyor. Hoş bulduk canım. Billy'e ne oldu? Billy kayıp. Nerede olduğunu biliyor musun? Nugget bilmiyor. Kim biliyor? Soruların Nugget'ı yüzüyor. Üzülürsen üzül lan, Billy nerede? Müdür bunun hakkında konuşmamı yasakladı. Eğer sormaya devam edersen seni müdüre şikayet ederim. Bana ne et? Aha, müdüre gidiyorsun. Çok güzel. Billy hakkında üzgün hissediyor musun? Evet, çok üzgünüm, bilemezsin. Sadece üzgün hissediyorsun değil mi? Onu bulmaya çalışmıyorsun. Kesinlikle öyle canım. Peki al bunu, Billy hakkında ne zaman üzgün hissedersen bunu al. Bana hap vereceğim, biliyoruz, ver bakayım. Oh, hepsini içip intihar edeceğim. Müdür bize hapı verdikten sonra gördüğünüz gibi odada boş kaldık. Hemen halının altına bakalım.
Hı? Aha müdür gördü. Hey ne yapıyorsun, her şeyi burnunu sokma, çık git buradan. Üzgünüm müdürüm, yanlışlıkla açtım ya. Orası nasıl yanlışlıkla açılıyorsa. Hoca yanımıza gidiyor, nasıl gitti falan diye soruyor. Her şey harika gitti, sana hap vereyim mi? Ver tabii lan. Ne kadar müptezel bir hoca. Şimdi kafası güzel olmaya gidiyor. Ne kadar da güzelmiş bu. Hemen Lili ile konuşalım. Kapağı gördün mü? Billy'nin nerede olduğunu biliyor musun? Şimdi Lilicim, bileceğimi görmedim ama kapağın nerede olduğunu gördüm. Harika, şimdi diğer adıma geçelim. Müdür odasında değilken oraya girmenin bir yolunu bulmalıyız. Evet, anahtarı kullanabilmemiz için bunu yapmamız gerekiyor. Ama nasıl yapacağız? Sen işini bilirsin Lili. Onu dışarı çıkartıp bizi içeri sokacak bir yol bulmalıyız. Eğer onu ararsam tuzağa düşürebilirim. Çok güzel bir fikir. Bunun için telefon mu lazım acaba? Bence telefonu kullanmalıyız. Monte öğle yemeğinde kodu verebileceğini söylemişti değil mi? Ondan sonra görüşelim. Kapağı açmamız için koda ihtiyacımız olacak. Monte de kodu yemeğe kadar çözecekti. Bir şey daha var. Sevişelim artık. Bir şey daha var. Eğer her şey kötü giderse yaptığımız şey için mantığa uygun bir açıklamamız olmalı. Bize gerçek bir kanıt lazım. Ha diyorsun ki müdürün odasında basılırsak falan ne olacak? Yani neden oradayız biz? Bize bir kanıt lazım. Mantıklı. Peki bu kanıtı nereden bulacağız? Eğer okulda bir pislik olursa onu kim temizler? Hademe. Yuvarım. Kodu. Lan salak, sen ilk derste yoksun bile, nereden geldin? Hademe'nin tüm bunlarla bir ilgisi olduğunu düşünüyorum. Bak bakalım şüpheli bir şeyler yapıyor mu? Evet, Hademe müdüre yardımcı oluyor olabilir. Çünkü kanlı manlı şeylerle uğraşıyor. Hademe'yi tuvalette bulabiliriz. O zaman ben bir tuvalete gideyim. Hoca bu'm var. Yine de valla çok çok önemli bir şeydir, eğer s**masan ağzından çıkar. Çocuklara yalan yanlış bilgi verme lan. Bu kadar hızlı nereye gidiyorsun küçük dostum? Tuvalete. Peki gitsin. Tövbe estağfurullah. Ne haber evlat? En sağdaki tuvaletin temizlenmesi gerek. Evet biliyorum, oraya kimse sanıyorsun. Peki temizlemeyecek misin? Zorunda değilsem hayır, saat başı maaş alıyorum, tuvalet başı değil. Başka bir tuvalet kullan. Ben başka bir tuvalet kullanmayı bilmiyor muyum? Hepsine baktım dolu. Peki icabına bakacağım. Aptal çocuk, aptal işim yüzünden aptal paspasımla aptal tuvaleti temizletiyor. Hademe tuvaleti temizlemeye gitmişken şuradaki kanlı torbaya bakmak istiyorum. Bakalım bir kanıt bulabilecek miyiz? Oldukça kanlı ve iğrenç bir torba diyor. Kopmuş parmak dışında içindekiler taşımak için çok ağır diyor. Almalı mıyım diye soruyor. Evet alalım ama... Aha Hademe geliyor. İşte tuvalet temizlendi ama sıkamayacaksın çünkü az önce zil çaldı. Git buradan. Ah kahretsin ya, tuvaletimi yapamadım. Oha lan, parmak buldum. Umarım Billy'nin parmağı değildir bu. Ben bunu Lily'ye nasıl göstereceğim onu merak ediyorum. Orta parmak mı? Yemek saati geldi ve yemeğe geçelim. Gidip hemen Lily ile konuşalım. Bir şey bulabildin mi? Çılgınca bir şey yapmadan önce kanıta ihtiyacımız var. Ya sana nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama. Kopmuş parmak buldum. Bağırma lan milletin içinde. Bu iğrenç, aman Allah'ım, umarım Billy'nin parmağı değildir. Bence bu işte Billy'nin parmağı var. Harika espri. Bence güzeldi, kabul edin. Peki tamam, yine de işe yarar, illa Billy'nin olmasına gerek yok. Kopmuş bir parmak telaşlanmak için yeterli bir sebep. Yani bu işimizi görür. Tabii, sadece onu benden uzak tut göt lalesi. Bu çok iğrenç. Peki şimdi ne yapacağız? Kardeşime ne olduğunu bulma zamanı. Monty'den kodu aldın mı? Henüz almadım, şimdi onunla konuşmaya gidiyorum. Git al o zaman göt lalesi, aldığında yanıma gel. Göt lalesi nedir ya? Monty'cim kodu çözebildin mi? Tabii ki çözdüm, kodu kağıdın arkasına yazdım, buyur. İşte bu be Monty, harikasın. Teşekkür ediyorum. Gidip Lily'ye kodu aldığımızı söyleyelim. Aldın mı? Evet aldım, sırada ne var? Ben dışarı çıkmamız için aşçı teyzeye ödeme yaptım. Tuvalete gitmeliyiz. Orada telefonu kullanarak müdürü sınıfa çağıracağız. Çok güzel. Orada görüşürüz o zaman. Benden önce gidiyor. Ben de geliyorum lan. Dur oğlum, benden önce nereye gidiyorsun ya? Ne? Lan ne koşuyorsun, dur sana, nereye gidiyorsun? Ne yakar ya? Ben de gireyim tuvalete. Evet, tahmin ettiğim gibi nöbetçi çocuk orada. Ne oluyor küçük dostum, kız arkadaşını tuvalete getirmek için fazla gençsin. Ya bir dakika, sandığın gibi değil durum. Bunun için en azından 6. sınıfa kadar beklemen gerek. İkinizi de müdüre götürmeliyiz. Bir dakika sakin ol ya, tuvalete bunun için gelmedik biz. Hayır anlamıyorsun, bu çok önemli. Bizi durduramazsın, yapabileceğimiz bir şeyler olmalı. Salak salak gülme lan, o iş olmaz. Bilmem, eğer bana bir paket sigara verirseniz sizi serbest bırakabilirim. Benimkiler az önce bitti. Ya ben adamım. Al sana sigara. Oh teşekkürler küçük adam, gidin. Ne yapıyorsanız yapın, zaman değişiyor sanırım. Sen büyümüşsün ama adam olamamışsın. Şimdi kaybol, sigaranı da aldın. O sigaraları getirmekle çok iyi etti. Şimdi bana telefonu ver, müdürle çok önemli bir görüşme yapmam gerek. Peki Lili buyur. Alo müdür bey. Lili sen misin? Beni hocanın telefonundan nasıl arayabiliyorsun, ona ver telefonu. Hayır ama onun hayatını kurtarmak istiyorsanız hemen sınıfa gelseniz iyi olur. Bunun anlamı ne Lili, cevap ver bana küçük hanım. Bu işe yaramalı, evet, onun koridorda yürüdüğünü duyabiliyorum, hadi gidelim. Süper, nereye gidiyorsun lan? Ben de ardından gideyim hemen. Lan yavaş koş, yavaş! Hakan yavaş, yerimi soktun. Şimdi müdürün odasındayız. Anahtarla müdürün odasındaki kapının kilidini açalım. Anında girdik lan. İnanamıyorum, içerideyiz, kapak nerede? Şu köşedeki halının altında. Yavaş koş, yavaş. Düşecek. Bu ne? Burada kodu girecek hiçbir yer yok. Bu kilit anahtar gerektiriyor, ne yapacağız? Hadi ya. Kodu girecek bir yer yok muymuş? Bir dakika ben gireyim. Ama yok dediyse yoktur ya. Anahtar buralarda bir yerde olmalı, çabuk ol ve bul onu. Peki hemen araştırıyorum, bir dakika. Çöp kutusunda yok. Tablolarda yok, silahların orada yok. Koltuğuna doğru gitsen. Kırmızı bir şey var lan. Bu çekmece kilitli, görünüşe göre bir kod gerekiyor diyor. Kodla müdürün çekmecesini açacağız. Açalım. Çekmecenin içinde süslü bir anahtar var diyor. Bakalım. Evet bir tane anahtar geldi, ne güzel.
anahtar o. Kanatlı manatlı. Bu arada beni görebiliyor musunuz? Neredeyim? Kesinlikle saklanıyorum şu an. Beni kesinlikle göremiyorsunuz şu an nerede olduğumu. Aa Lili dur. Hemen Lili ile konuşalım. Anahtarı buldum. Neyi bekliyorsun? Kapağın kilidini aç. Doğru diyorsun. Hemen kapağı tıklayalım. Yerde bir kapak var, üstündeki halıda da kurumuş kan izleri diyor. Ama biz kapağı aç diyeceğiz. Tamam, bu işe yaradı. Oraya girmeden önce sana teşekkür etmek istiyorum. Sen olmasan buraya kadar gelemezdim. Problem değil canım. Ben de Lili'nin başına ne geldiğini öğrenmek istiyorum. Aşağıda ne olursa olsun yakın durmalıyız. Bunu yapabiliriz. Hadi aşağı inelim. Vallahi gidiyoruz. Burası ne lan böyle? Uzaylı mı bunlar? Nasıl canavarlar? Ortadaki neden böyle çok değişik? Vay be, bunun okulun altı. Billy! Oha, o Billy miymiş? Ne? O sana ne yaptı böyle? Onu kurtarmanın bir yolunu bulmalıyız, acele et. Tamam da ben ne yapabilirim ki? Atayım mı kendimi buradan? Bu ne lan böyle? Bu yemekhanedeki domuz yemine benziyor. Sanırım gizli malzemenin ne olduğunu bulduk diyor. Kahretsin, iğrenç. Bu ne ya? Aman Allah'ım, ne yapacağımı bilmiyorum. Lili, elim ayağım birbirine giriyor lan, bu ne? Aha, kontrol paneline benziyor. Bir komut girin. Hangi butona basacağım ki ben? Sarı var, kırmızı var, yeşil var, mavi var. Hepsini tek tek deneyeceğiz. Sarıya basalım. Aktif tank 1'e değiş. 3 tane kapsül, yani tank var. Sarı butona bastığımızda bunları seçebiliyoruz. Gördüğünüz gibi şu an ilk baştakinin üzerindeyiz. Yeşile basalım. Tank içeriğinin mutasyon işlemi geri alınıyor. Hata, tank 1'in içeriği geri dönüştürülemez. O zaman ikinci tanka geçelim. Aktif tank 2'ye değiştirildi. Peki bir dakika, mavi buton ne işe yarıyor? Basalım. Tüm tanklar boşaltılıyor. Tüm tankların... Boşaltılması iyi bir şey değil galiba, yanıma yaklaşma. Uzaylı mısın, nasıl bir yaratıksın, nasıl... Beynimi mi emiyorsun? Ananı yiyeyim senin. Kafamız patladı. Demek ki bu canavarları salmamamız lazım ya. Şu an sarı buton en sağdaki tankın üzerinde. Kırmızıya basalım bakalım ne olacak. Üçüncü tank içeriği nötralleştiriliyor. Çok kötü şeyler oluyor orada. Kanman oldu içerisi. What the fuck? Çok güzel, birinci tanktakini de öldürelim. Sarı butona bastık. Aktif tank 1'e değiştirildi. Tekrar kırmızı buton. Birinci tank içeriği nötralleştiriliyor. Geberiyor, çok güzel, bu da geberdi. Şimdi ikinci tanka geçtik. Billy'nin olduğu tanka yani. Canavarları öldürdük, Billy'yi salarsak işlem tamam. Hadi bakalım. Işıklar gitti lan, ne oluyor? Aa, ışıklar gitti, hiçbir şey göremiyorum. Lan! Anam müdür! Deneylerimden uzak durun. Biliyordum tüm bunların arkasında senin olduğunu biliyordum. Tüm bu zaman boyunca kardeşim senin elindeydi. Evet Lili, benim için sürekli bir tehdit oluşturuyordun. Onu seçmemem gerektiğini biliyordum. Ne için seçmemeliydin? Tüm bunların anlamı ne? Sanırım sizi öldürmeden önce burada neler olduğunu öğrenmelisiniz. Evet, öğrenmek istiyorum. Bu yaratıklar okulun altındaki derinliklerde yaşıyorlar. Ve insanların vücutlarını ilginç şekillerde etkileyen bir kimyasal salgılıyorlar. Nasıl yani ilginç derken? O kimyasalı hapların içine koyuyorum. Deneyen her insanda farklı bir etkisi oluyor. Bayan koca meme haplara bağımlı oldu. Peki ya Nugget? Bu ona iyi geliyor. Onun ne sorunu olduğunu bilmiyorum ama ilaçlar onu iyileştiriyormuş gibi görünüyor. Peki Billy? Onun dışında tanklardaki yaratıklar çok saldırganlar. Riski azaltmak için kimyasalı insanlarda üretmenin bir yolunu bulmaya çalışıyordum. Ama bu Billy'nin neden burada olduğunu açıklamıyor. Normalde Nugget'ı kullanacaktım ama Billy hademe bir köpekle falan ilgilenirken yaratıklardan birinin bedenini hademenin odasında görerek hata yaptı. Yani Billy yanlış yerde ve yanlış zamandaydı. Tamam, bu kadar. Bilmeniz gereken her şey bunlardı. Maalesef şimdi sizi öldürmeliyim, bunun dışarı yayılmasına izin veremem. Hemen mavi butona basayım. Tüm tanklar boşaltılıyor. Aa, hayır, Billy hala orada hapsolmuş durumda. Saldır Billy, kuşu kuşu saldır. Ananı yiyeyim, yine öldüm lan. Yine buton sırasında hata yaptım. Tamam anladım ya, canavarlardan birini hayatta bırakmam gerekiyor. Bu da en sağdaki canavar olmak zorunda çünkü müdür oraya geldiğinde canavarı salıp müdürü öldüreceğiz herhalde. Bir komut girin. İlk canavarı öldürelim. Şimdi yeşil butona basıp Billy'yi iyileştirelim. Hadi İkinci bakalım. Tankın mutasyon işlemi geri alınıyor. Aa, bir şeyler oluyor lan. Vallahi... Anam Billy'nin tipe bak. Bir şey yaradı, onu iyileştirdi. Şimdi onu oradan çıkarmanın bir yolunu bulmalıyız. Evet ama nasıl yapacağız? Yine ışıklar söndü. Ama Billy'yi görebiliyoruz, çok tatlılar. Şimdi mavi butona basıp tüm tankları boşaltmam gerekiyor. Tüm tanklar boşaltılıyor. Hadi hadi. Çıktı. Çok güzel, camdan çıktı. İkisi de camdan çıktı. Saldır uzaylımsın, köpeğimsin. Nasıl bir şeysin sen lan? Hayır, sen ne yaptın? Benden uzak dur. Boşa sıktın değil mi? Onu vuramazsın. O seni vurur. Aha, beynini sömürüyor şu an. Şu an beynini sömür. Çok güzel patladı lan. Gözlere bak. Bir dakika, devam ediyor. Uzaylımsı, köpeğimsi şey. Onun gözünü al. Nereye götürüyorsun onu? Anam aşağı götürdü lan. Lili uyan hadi. Gözler açıldı Lili. Ne? Neredeyim ben? Neler oluyor Lili? Yaşıyor, onu kurtardık, sonunda başardık. Buradan çıkabilir miyiz? Eve gitmek istiyorum. Azil çaldı. Tabii ki şapşalama, öncelikle sunum dersine girmeliyiz. Hadi gidelim buradan. Ne sunum dersi lan? Çocuk yeni kurtuldu. Aha Lili orada. Bakın kimlik terapisi asmaktan geri gelmiş. Çocuk yıllardır kayıptı lan. Bizi diyorsan biz de Lili'yi kurtarmaya çalışıyorduk. Nugget'ın arkadaşı geri döndü. Lili şeytani müdürün elinden kurtuldu. Kapa çeneni garip çocuk, umarım güzel bir bahaneniz vardır. Üzgünüm bayan koca meme ama Lili'yi bulduk. Okulun altındaki bir tankın içindeydim. Anlıyorum ama bu dersi terk etmeniz için geçerli bir sebep değil. Hemen müdürün odasına gidin. Müdür birazcık patladı da. Yani çeklerimi imzalayacak kimse kalmadı mı? Sanırım hayır. Tamam o zaman, güle güle. Hoca git.
çıktı lan. Sanırım biz de çıkabiliriz o zaman. Sonunda Billy'i kurtarmayı başardık, işte bu be. Oyunun ana görevini, yani ana amacını yerine getirmiş olduk. Gördüğünüz gibi üçümüz farklı bir sahne için birleştik. Bana bugünkü yardımlarından dolayı sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Evet, sen benim hayatımı kurtardın, bunun için sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Ama belki bir şekilde sana teşekkür edebiliriz. Ne gibi bir şey, çok merak ediyorum şu an. Haklısın, al buyur. Aha, Mastermind kartı, çok güzel. Bu çok nadir, bundan bir Mastermind kartıdır. Babamız bunları yapan şirketle çalışıyor, bu karttan dünyada tek bir tane var. Çok önemli bir Mastermind kartını bulduk şu an. Ayrıca bu rehberi de alabilirsin, sana nerelerde Mastermind kartı bulabileceğini gösterir. Bu harika, bütün Mastermind kartlarının nerede olduğunu şimdi bulabileceğiz. Bugün yaptığın her şey için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, gitmeliyiz, eminim ailem benim nerelerde olduğumu merak ediyorlardır. Hoşçakal. Hoşçakalın arkadaşlar. Çok güzel bir bölümde, gerçekten çok güzeldi ya. Mastermind kartlarını menü ekranından Hints'e girdiğimizde gördüğünüz gibi artık Mastermind kartlarının nerede olduğunu kolayca bulabileceğiz. Bu bölümde buraya kadardı. Dediğim gibi bu Kindergarten'ın resmi olarak son bölümüydü. Ama dediğim gibi iki bölüm daha gelebilir. Biri bütün kartları toplama görevi, diğeri de bütün kartları topladıktan sonra açılan görev. Oyunun mutlu sonla bitmesine gerçekten çok sevindim. Bu güzel mutlu son için ve Billy'yi kurtarmamızın şerefine like'larınızı bekliyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, paylaşmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Dediğim gibi yorumların hepsini okuyorum. Ve yine eğlenceli güzel videolar istiyorsanız tıpkı bunda olduğu gibi hemen şuradaki iki videoya gidebilirsiniz. Güzel videolar, onlarda günlük dozunuzu alın bence. Çünkü bütün videolar böyle montajlı, böyle hepsi güzel işte. Daha ne kadar söyleyebilirim? İzlemeden bilemezsiniz. Hepsine bir şans verirseniz, aslında tüm videolara şans verirseniz gerçekten çok iyi olur. Diğer bölümlerde görüşmek üzere o zaman. Kendinize iyi bakın.